Evet sevgili izleyenler, Mavi Liman'da yine sizlerle birlikteyiz. Yine duygularımızı toparladık. Şiir, türkü, şarkı hepsini buraya getirdik. Sizlerle paylaşacağız. Bu akşam da evlerinize konuk olacağız. Yine çok sevdiğim bir arkadaşımızla birlikteyiz. Sevgili Bülent Yılmaz bize eşlik edecek. Hem sözüyle hem gitarıyla. Şiiri ben okuyacağım mümkün olduğu kadar ama şiir okursa da yine okutmak isterim. Hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız? Çok şükür. Siz? Ben de çok iyiyim. Vallahi davet ettiniz. Bu programı zaten biliyorum ben. Güzel bir program olacağına inandığım için tabii ki. Açıkçası bir şey söyleyeyim. Ben kendim borçlu hissettim sana. Heh. Daha önce hatırlarsan bir yılbaşı sonrası, bu pandemi döneminde sokağa çıkma yasaklarının olduğu bir dönemde bir yayın dizisi yapmıştık. Evet. Ben de normalde Mavi Liman gece programı ama bir gün içi programı yapmıştık o gün canlı olarak. Ben seni de davet etmiştim. Bir 4 saat falan sürmüştü. Evet. Hatta bayağı röportuvar falan yaptık. Ama maalesef sana 3 tane benim türküyü... Benim 3 şarkımı söylemiştim. 3 şarkımı artık bilmiyorum. Ve 4 saat orada bekledin. Şimdi yani, konuşmak yok sana. Şiir falan okutmam da direkt ben söyleyeceğim. Söyleyeceksin zaten. Ben araya girmeye çalışacağım. Yani ya. Ama önce istersen şimdi senden de biraz bahsedelim. Evet. Yani yıllardır oradasın. Ordulu değilsin. Evet. Ama evet. Ordulu oldun artık. Evet. Aynen öyle oldu biraz. Ya bu tabii kolay olmuyor yani bir ordulu olmak ama sonuçta senin de çok uzak olduğun bir coğrafya değil. Biraz tabii. Kendinden bahset. Yani Bülent Yılmaz kimdir? Şimdi ben Rize doğumluyum aslında. Babam öğretmendi. Rize'de yaşıyorduk. Hı hı. Ama Artvinliyiz. Artvin Hopalıyız. Ondan sonra Trabzon'da üniversiteyi okudum. Resim okudum ben bu arada. Resim bölümü mezunuyum tabii. Oradan atanınca orduya geldim. Orduya atandım. Hı hı. Kaç yıl oldu? 2001'de orduya atandım ben. Tabii kaç yıl olmuş? Yıllardır buradayım. Orduyu seviyorum tabii bir yerde. 2000 kaçta? 2001. Oo, sen emeklilik gelmişsin oraya. Bayağı oldu. 2001'de atandım. 20 yıl olmuş. Şimdi o şeylere girmeyelim, yaş olaylarına tamam, girmeyelim. Atanınca buradayım. 20 yıl tabii, 20 yıldır buradayım. Orduyu da seviyorum. Güzel bir şehir zaten. Onun için hiçbir yere gitmedim. Burada müzik de yapıyorum. Güzel arkadaşlarımız var, dostluklarımız var. Resim de var. Yapıyoruz işte. Nasıl resim devam ediyor mu? Sergiler sen falan açıyoruz. Tabii hı, tabii. Güzel. Resimle de ilgileniyorum. Çünkü branşım resim mezunuyum. Ama tabii ki müzik daha ağır basıyor şu an hayatımda. Onu söylemem lazım. Onu görüyoruz zaten. Kesinlikle. Ben senin resim ilgilendiğini bugün öğrendim. Yani benim okulumdaki öğretmen arkadaşlar bile beni müzikçi zannediyor bazen. O şekilde konuşuyorlar. Diyorum dur ya ben alanım resim. Bu duruma geldi yani. Aslında keşke bilseydik. Şurada birkaç tane eseriniz varsa onu sergileseydik. Yani olabilirdi. Ama bizim konseptimiz daha çok hani şimdi şiir ve müzik. Tamam. Ne bileyim. Onu başka bir zaman belki resimlerimi yine getirebilirim. Öyle buradayım. Müzik çalışmaları falan devam ediyor. Çeşitli yerlerde sahnemiz oluyor. Sahneler oluyor. Arkadaşlarımızla müzik yapıyoruz. Beste yapıyorum bu arada. Kendi bestelerim var. Onu da dinleyeceğiz senden inşallah. Teşekkürler. O da olur. Şöyle YouTube biliyorsunuz. YouTube çok hı-hı. hareketli artık. Oradan dijitalden yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Paylaşıyoruz artık. Onun çok dışında güzel. Da sahneler devam ediyor. Çok güzel. Evet sevgili izleyenler ben yine Mavi Liman'la ilgili size bilgi vereyim. Mavi Liman aslında radyo programı olarak başladım Mavi Liman'a 1998-99 yıllarında. Daha önce yine radyo programı vardı ama ismi başkaydı. O gün ismi konuldu. Ondan sonra radyolarda Mavi Liman olarak devam ettik. Sonra televizyona taşıdık. Televizyona taşıma nedenim de şuydu. Genelde arkadaş ortamında biz hep çalan, söyleyen, konuşan arkadaşlarımız vardı. Ve bu bize çok keyif verirdi. Bunu biz ekrana taşımak istedik. Burası aslında şöyle, hani rahat sohbet edilebilen, içinden geldiğin gibi konuşabileceğin, içinden geldiğin gibi bir şiir okuyabileceğin ya da şarkını söyleyebileceğin bir yer. Evet, ben evet. burada mesela kusursuz bir performans ya da kusursuz bir şiir beklediğimiz bir yer değil. İşte siz de evlerinizde bizi izliyorsunuz ya, burada sanki evinizde birlikteymişiz gibi bir programı geçirelim istiyoruz. Öyle bir program. Ben konuklarıma da bunu hissettirmeye çalışıyorum. Burada özellikle kendi içinden gelen şarkıları, türküleri bizde paylaşırsan çok sevinirim. Belki benim isteklerim de olabilir. Evet, belki yani. İsteklerim de ısrarcı da olabilirim. Yani bilmiyorum. Çok zorlama beni. bilmiyorum ama evet. hani içimizden geldiği gibi olsun. Böyle zorlamayla gerçekten bir şey yapmış olmayalım. İstersen bir dinleyelim seni, bir şey dinleyelim. Yani evet bir şeyler yapalım o zaman. Böyle çok dingin bir şey var zaten. Bir sakinlik programda, şiir. Onun için böyle çok enerjili şarkılar değil de yine soft şarkılar değil mi? Öyle gidelim.
Hiç fark etmez yani enerjiden kastın, şarkının hepsinin enerjisi vardır bence ama bizi yani burada oynatacak şarkılar değil de daha çok. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Eskilerden bir Fikret Kızılok şarkısı çok var. Çok severim. Onu Fikret Kızılok'tan okuyalım. Da yine bahsedelim mi? Yani tabii. Analım. Tabii. Benim geçmeyeyim. Tabii radyoculuğum zamanında çokça çaldığım çok şarkısı vardı. Zaman zaman çok severdim. Gecenin tam üçünde ben Gece Yerlerine kadar program yapardım ve beni dinleyenler iyi bilir o radyoda Gecenin tam üçünde Gecenin tam üçündeyi çalardım. Evet. Yani eğer o gece 3'e kadar radyoda kalmışsam mutlaka çalardım. Çok iyi giderdi. Bir Harmanım Bu Akşam. Çok dinlediğimiz yani, şarkılar. Tabii Kalbim şarkısı çok yani iç acısı bir şarkı. Evet. Çünkü kalp hastasıydı ki evet. Yani kalp rahatsızlığından dolayı kaybettiğimiz gerçekten çok yani sevdiğim bir sanatçı. Çok başka bir duygusu var. Ya. Çok hakikaten Fikret öyle. Çok yani başka. Bir de ilişkileri yani Neşet Ertaş'la olan ilişkileri, Aşık Veysel'le olan ilişkileri. Onunla yaptığı çalışmalar yeri gerçekten çok ayrıydı. Biz tabii bu duygularla hep anacağız onu. Evet. Ne dinleyeceğiz biz? Şimdi onun hiç unutulmayan tabii ki en çok dillerde olan Gönül şarkısı var. Onu şey yapayım, okuyayım ben. Gönül şarkısını. Şiir okuyacak mısın ardından? Şimdi Gönül diye şiir de var. Şiir de var. Evet. Yani bir şiir öncesinde okuyalım o zaman değil mi? Tabii ki öncesinde bir şiir dinleyelim. Yok öyle yapmayalım. Öyle yapalım öyle. Daha güzel olacak. Arasını da okusak. Arada mı? Sen şöyle yapalım. Tamam arada da olur. Sen bunu bitir. Daha sonrasında ben bunu okuduktan sonra seninle devam et. Biraz önce çaldığın yine peki. Fikret Kızılok'tan. Tamam öyle İki yapalım. İki şarkı arka arkaya Fikret Kızılok yapalım. Araya da ben bir tane şiir sıkıştırmaya çalışayım. Tamamdır. Bunca yıl herkesten kaçtın en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım yapma dedim yaptın gönül. Gözlerin bakar da görmez ellerin tutar da bilmez. Gece gündüz fark edemez demedim mi sana gönül. O bir yolcu sen bir hancı gördün en son yalancı içindeki derin sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar gönül. O bir yolcu sen bir hancı gördün en son yalancı içindeki derin sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar gönül. Sabahın tam üçün sevdim şimdi beni kurtar gö-
Şimdi duymak ister gönül, yılların susturamadığı sesini. Şimdi çıplak ayakla koşmak ister, sevgi ister, aşk ister, sevişmek ister gönül. Yol boyunca serilmiş kuru yaprakların üzerine sırt üstü yatıp, gece kararırken ortalık, yıldızların en halkülade yaldızlarını ve kuru ağaçların dallarını, yarın kollarıymış gibi sarmak ister gönül. Ve her sabah, sessiz uyanırken gün, seni kollarında görmek ister gönül. Ve ellerim saçlarında, dudaklarım dudaklarımdan seni tatmak ister. Gönül su ister senin ellerinden ve parlayan gözlerinden. Benim sözlerimden de öte, gönül seni ister, seni senden. Yıllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden, bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözüm vardı. Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözüm vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Her gün akşam yastığımda üşüyorum yokluğunda, yaşıyorum. Başka bir hali vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bambaşka bir hali vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bambaşka bir hali vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun, ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar, yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim, gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyleyin, incinirsin. Sana gitme demeyeceğim, ama gitme Lavinia, adını gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia, ama gitme Lavinia. Çok yorgunum. Bekleme kaptan, sihir defterini başkası yazsın, sihir defterini başkası yazsın. Çınarlı çıkaramazsın. Çok yorgunum. Beni
gemi kaptan. Bir istasyon göçebesi gibiyim. Her trende başka bir ayrılık yüreğim. Her vagonda yaşanmış acıların yükü ve yarısı geride kalmış kayıp hayatların tümü. Bir istasyon göçebesi gibiyim. Her siren sesiyle kendini kaybeden, uzun bir yolculuğun ardından kendini bulan ve tüm kavramları istasyonlara sığdıran bir istasyon göçebesi gibiyim. Bütün geceler bensiz bulurken sabahı, ben dolunaylı yorgun gecelerde tek oyuncuyum ve aynı vagonda bir şeylerini kaybetmiş telaşlı yolcuyum. Ben yine yalnızım, yine yaralıyım, bir istasyon göçebesi gibi şimdi de buralıyım. Ne güzel oldu ya. Devam etseydik böyle. Vallahi çok güzel oldu ya. Ama hiç konuşmadan program olacaktı o zaman değil mi? Değil mi? Ya ama şimdi şöyle arka arkaya. Ya bu belki de radyoculuktan ileri geliyor. Yani radyodayken ben de şarkıları çalardım araya şiirleri. O anki hangi duyguyu hissettiysem o şiirleri araya sıkıştırırdım. Doğaçlardım. Başka şeyler de söylerdim. Onu da yine söyleyebilirim aslında. Çünkü ben şunu çok yaşadım radyoda. İşte birileri gelirdi, radyo programı beğenen, takip eden arkadaşlarımız, şimdi çoğuyla da tanışırım, iyi tanışırım. Ya bunu ki nereden okuyorsun diyenlerle çok karşılaştım. Halbuki o an aklıma gelen işte bir doğaçlama yapıyordum. O gelen ne gelirse o anki ruh haliyle, şarkıyla, duyguyla alakalı cümleler kuruyordum. Ama şiir gibi geliyordu birçoğuna. Çok uzun yıllar radyoculuk yaptınız değil mi ya? Tabii. Yani orada yani, da eskilerdensiniz bayağı. Şöyle benden eski bir kuşak var. İşte Ümit Atabay, Akın Çiçek, Ozan Gürhan Karahanlar var. Evet. Onlardan 2 sene sonradır bizimkisi. Tabii biz bir de tarz olarak yani onların birçoğu daha eğlenceli programlar. O dönemde işte programlar yaparken ben orada hiç olmayan yani şiir programı yaptım. Benden sonra bayağı oldu ama yani şiir programı biraz yapan. Biraz daha hüzünlü. Tabii yani şöyle aslında şu da vardı. O dönemde belli bir kısıtlama da vardı. İşte Edip Akbayram bile çalmak bile yasaktı. Evet. Yani Edip Akbayram bile çalınmıyordu yani o zaman orduda. Bazı ordu için gelen yasaklamalar da vardı. 90'lar tabii 90'lar. 90'ların ortaları ve sonrası. Evet. O dönemde bir de bilmemekle de alakalı. Ben şimdi daha iyi görüyorum. Mesela işte burada valilik kararıyla bazı albümler yasaklandı. Baktım tabii bunun bir nedeni var işte. Aslında çok basit gerekçeler. Şöyle tabii ben içeriğinde bildiğim için yani bunu yasaklamak çok gereksiz yani sırf yasaklamak için yasaklanmıştı. Evet. Hatta ulusal kanallarda falan haber yapılmıştı o dönemde ama ben çok da saçma bulmuştum yani çok mantıklı gelmemişti bana o dönemde. Ama ben işte o şarkılarda bir işte Doğan Cankuyu, Fikret Kızılok, Bülent Ortaçgil bunları çalanlar çok fazla yoktu. Yani aslında ben bilen yoktu diye düşünüyorum. Çünkü popüler kültür, o pop furyası vardı. Onun altında eziliyordu. Radyolarda inanılmaz şarkılar, yani inanılmaz benim radyo programımda mesela ararlardı, şarkı isterlerdi. Yayınlardım ama çoğunu yayınlamazdım. Yine de o sanatçılar aslında özel sanatçılar. Yani dinleyenleri de bence özel, bir ortaçgili. Evet. Herkes de dinlemesin yani değil mi? Ya şimdi ya da aynen Kızılo, öyle. Kendine şöyle, özel bir kitlesi sanatçı var. Sanatçı kimdir mesela? Bunun cevabı çok önemli. Ben kendimce bunları hep sorgulayan bir adamım. Valla bize üniversitede öğretilen şey bir kere sanatçı üretendir. İki, özgün eser üretendir. Bir yerden çalma olmayacak, kopyalama olmayacak. Özgün bir şey ortaya koyacaksınız. Şu tartışılıyor tabii. Sanat sanat içindir, sanat toplum içindir. Bu her zaman bir tartışma söz konusu. Tabii insanlar farklı şeyler düşünüyorlar bununla ilgili bir ya, sürü. Sizi bilmiyorum da tabii birçok, yani ben bencildim radyoculuğumda çok. Evet. Yani kendi sevmediğim, bana işlemeyen hiçbir şey ben radyoda çalmazdım. Sanat toplum için midir, birisi, sanat için midir? Hadi sordum ben sordum. Ya şimdi topluma sunarsınız, üretirsiniz. Evet. Topluma sunar, toplum kabul eder ya da etmez. Evet. Yani toplum, eğer toplum için sanat yaparsanız işte şu an saçma sapan birçok şarkıyı, türküyü görürsünüz. Bir de toplumun bulunduğu bu eğitim düzeyi falan da önemli değil mi? Şimdi tabii toplum yani. Ne düzeyde? Şimdi ona göre yaparsan bir şeyleri, senin ürettiğin eserin de kalitesi, içeriği ona göre biraz daha hani düşük olacaktır değil mi? Aynen toplum öyle. Üstteyse seni de kaldırır, sanatçıyı da kaldırır. Şimdi Türkiye, yani ülkeyi konuşacak bir de dünyayı da konuşmak lazım. Evet. Dünyada da işte sanat nasıl üretiliyor? Nasıl sunuluyor?
Tabii ki popüler kültür ve kapitalizm etki, sanata da etkisi var. Tabii. Para kazanırsan, yani daha önce albümler çok satıyordu, çok para kazanılıyordu. Çok tabii. Televizyonlarda her yerde çıkabiliyordu, sponsor buluyordu ya da... Şimdilerde şey yapıyorlar değil mi? Ama mesela sana ben bir isim söyleyeyim. Ünal Büyükgönenç. Tanıyor musun? Yok. Yine o kuşakların, Bülent Ortaçgil kuşaklarının bir sanatçısı. Onu ben tanımıyorum. Ama yani hani buna çoğaltabilirim. Çok var yani bunların yanında. Mehmet Güreli bilirsin. Tabii onu biliyorum. Yani, Serdar Keskin'i bilirsin. Evet. Sen çok, onlar da şimdi iyidir. Bunu birileri bilmiyor. Evet. Bilen insan, şöyle sokakta gördüğünde bu adam bilen insan benim için değerlidir. Evet. Çünkü hayata nasıl baktığını ondan bile anlarım ben. Evet. Yani ama bana sunulan, yani biraz da felsefeye girmiş olacağız burada, tıpkı benim radyo programlarında yaptığım gibi. Sen insanlara neyi sunarsan onlar bir şekilde kabul ediyor zaten. Evet. Onun için senin sunduğun şeyin kalitesi çok önemli. Kalitesi çok önemli. Neye hizmet ettiği çok önemli. Ben hayatım boyunca kendi programımda Arabesk çalmadım. Evet. Çalmadım. O yani tabii ki bunu yapanlara saygı duyuyorum. Ama şu anda biraz bunu... daha farklı düşünüyorsundur bence. Biraz o yıllara göre şu anda bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Yok, hala aynı düşünüyorum. Aynı şeyi çünkü düşünüyorsun. Çünkü şöyle, o sanatçıların gerçekten çok saygı duyuyorum. Hepsi çok değerli sanatçılar ama bu toplumu kötü etkileyen bazı taraflar oldu. Hmm. Hani ya benimsin ya toprağın. Hmm. İşte bunun gibi birçok cümleyi kurabilirim burada. Bu evet. Düşünce tarzı o dönemdeki toplumu kız arkadaşına ya benimsin ya toprağın algısını yarattı. Yani bakın ben şöyle bir düşünce içerisindeyim. Ayrıca televizyonculuk da var bunun içerisinde. İnsanları etkilemek, onlara hitap sosyal medyadan da etkileyebiliyorsunuz artık. Mesela televizyonlardan, radyolardan etkileyebiliyorsunuz. Onun hiç düşünmediği bir şeyi ona düşündürtüyorsunuz. Yani ben onun için mesela çok kötü haberlerin çok yayınlanmasından yana taraftar değilim. Yani çünkü örnek teşkil ettiriyorsunuz. Toplumu da benzeştirerek. Şu anki yayınlar, haberler tabii, var. İnanılmaz. Yani bunu ben düşünüyorsam birileri de düşünüyordur ama tabii. Demek ki başka bir şey var. Evet. Yani başka bir şey olmalı. Şimdi şöyle bir şey için. Var. Direkt yani televizyon kanallarından bahsedeceksek eğer, reyting kaygısı dikkat çekiyor. Yani şimdi haberlerde diyor ki kızını bıçakladı. Ya da o onu bıçakladı, hırsızlık falan. Bu böyle direkt insanlar ama toplumu toprağa gömüyor bakıyorlar. Bu. Her geçen gün gömüyor toprağı. Tabii sevgilisini kesti, doğradı, biçti, toprağa gömdü falan. İnsanlar falan bir dikkat çekiyor. İzleniyor ya. Ya hani, bu yapılabiliyormuş. İzlenme kaygısıyla yapılan. Yani demek ki yapılabiliyormuş işler yani. Olduğu için. Şimdi müzikte de aynı şey var bence. Müzikte de eseri üretirken artık müzisyenler, üreten kişiler diyelim, şeye bakıyorlar. Dinlenir mi acaba bu, tutar mı? Tutar mı? Evet. Ya bu tutar mı mantığı çok yanlış değil mi? Yani sen içinden geleni yapsana. Sen neyi arzu ediyorsan sana ait olsun, özgün olsun. Sen tutar mı, dinlenir mi? YouTube'da kaç tıklanır bu şarkı? Evet. Diye bunu düşünerek üretiliyor eserler artık. Direkt buna bakılıyor. Abi orada diyor bir elektro koysana, bağlamayı orada bir patlatsana. Oo, tutar bu falan. Ya böyle hareket ediliyor. Sanatta böyle hareket ettiğimiz sürece kaliteyi bulma şansı yok. Kaliteyi geçtik, özgünlük bulamazsın. Çünkü üretilen eserler hep aynı oluyor artık. Altta bir trap dediğimiz ritim evet, tamam mı? Evet. Arabada dinlensin bu. Evet. Trap ritmi herkes düşüyor böyle alta, parça dinlensin diye. Eserlere bir bakıyorsun, pop şarkılarının hepsine bak. Arada tabii istisna var, güzel eserler var, güzel kaliteli sanatçılar var ama çoğunluğu direkt dinlensin diye böyle düşüyorlar alta hareketli, ritimli şarkıları. Tutsun bu da, YouTube'da bir milyonu bulayım ben, konserler gelsin, gerisi önemli değil. Ama sanat nerede burada şimdi? Bir sanat yok. Ya ben mesela bütün benim için bir kere sözleri çok önemli. Ne anlattığı önemli. Evet. Ses önemli. Ve bir sanatçı beni etkileyecekse onun yaşam şekli bile benim için önemli. Neye evet. Hizmet ettiği bile önemli. Ki insanlar buna bakıyor aslında. Günümüzde buna da çok bakıyorlar. Bakılmalı da. Yani bir şimdi yani... Müslüm Gürses'i çok idol yapan şey. O filmini biliyoruz zaten evet. Mesela. Şarkılarını ben severim. Benim şahsi görüşüm, güzel şarkıları var, güzel eserler. Ama bir de hayatı ne yaptı? İnsanları çok yaraladı. Yani o tabii. Hayatı da, hayat hikayesi de hı-hı. Çok etkileyici hepsinin oldu. Hepsinin öyle. Ben yani birçoğunda... Evet. Ya şöyle, sanat bir kere her şey toz pembe ise üretken olamıyorsun. Evet. Yani işte ülkenin, hatta dünyanın en büyük şairlerinden birisi Nazım Hikmet, eğer o kadar çok çile çekmeseydi bu kadar şiir yazamazdı diye düşünüyorum. Neruda aynı şekilde dünya şairi. Evet. Yani o da bu sıkıntılı günleri yaşamasaydı, yani Necip Fazıl'ın yazdığı şiirler, onu yaşadıkları mutlaka ona etken oldu. Tabii. Yoksa şunu düşünüyorum ben, yani toz pembe bir hayatım var, ya ben mi gideyim bir şiir yazayım? Yani o duyguyu yakalayamıyorsun o zaman. Yani şiir yazmak için yazıyorsun. Veya mesela aşk şiirlerinde, Nazım Hikmet'in yazdığı şiir, ulaşamamazlıktan yarattığı
hayal gücünün kağıda döktüklerini acı görüyoruz. Acı çekmek lazım ya biraz zaman. Evet. Yani çile çekmek lazım ki o sanatçıların birçoğu o çileden beslenmişler. Hmm. Bunu da topluma sunmuşlar. Yani evet. Ama tabii ne karşıda ne yansıttığına da bakmak lazım. Doğru mu yanlış mı analiz etmek lazım. Çok konuştuk bence. Çok mu konuştuk? Çok konuştuk. Biraz türkü bir şarkı. Şu an birdenbire bir şey yaptın sen be. Çok konuştuk bence de. Ya yok şimdi sıkmayalım. biz muhtemelen yeter artık bir şarkı yeter söyleyeyim şarkı. Falan demişlerdi diye düşünüyorum. Tamamdır. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Türkü yapalım biraz. Yapalım. Kendi yorumuma tabii türkü deyince yanımızda bağlamamız yok. Gitarımla. Hiç fark etmez. Çıplak sesle bile söyleyebilirsin. Tamam yani. O zaman. Hadi bakalım. Yangın mavisine, rüzgarda ağasın, körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam, can benim, düş benim, ellere nesi, hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak, vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım, ille de, ille sevmelerim, sevmelerim gibisi, oturmuş yazıcılar fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım kuş sulasın, dost yüzlü, dost gülücüklü. Çigaramdan yakar, alnını öperler. Suskun, hayın, çiyansı, dört yanım kuş sulası. Dönerim, dönerim çıkmaz. En leylim gece dönesim tutmuş. Etme gel. Hadi gel, ay karanlık. Ben bir roman kızı gördüm Tuna boyunda. Ben bir roman kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir deste gül var ve de koynunda, elinde bir deste gül var ve de koynunda. Söyle söyle roman kızı, anan var mıdır? Söyle söyle roman kızı, anan var mıdır?
ben bir öksüzüm. Ne anada ne de baba, ben bir öksüzüm. Sen bir öksüz, ben bir yetim, alayım seni. Sen bir öksüz, ben bir yetim, alayım seni. Ağlayım da gurbet elde, sarayım 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 seni. Çarba, çay bardağında bırakılan dudak payı kadar bile uzak kalamam gözlerine. Yakın olsun isterim ellerime ellerin. Yanındaki beton binaya yaslanması gibi köhne bir evin. Seni bir çivi gibi çaktım çünkü beynime. Ve toplayıp bütün kerpetenleri attım denize. Sunay Akın. Çok güzeldi. Sen çalarsan ben çok o araya hemen şiir ben çaldıkça senin de hoşuna gidiyor. Müziği duydukça biraz müzik bir de, ateşliyor bir de şöyle ben biz şunu dile getirmekte fayda var. Hiçbir şarkı, türkü, şiir hiç ya bunu okuyalım, şunu çalalım hiç yok. Evet. Tamamen doğaçlama. Tabii o çalıyor. Burada... Ben hangi şiiri duyumsalıysam önümdekide ya da ezberimdekilerden onu okumaya çalışıyorum. Ben hiçbir zaman sahnede de prova yapmam. Provası çıkarım bütün sahnelere. Bazen ekip arkadaşlarım değişir. Benimle beraber müzik yapan arkadaşlar. Abi şunu prova yapalım, şunu falan derler. Ya da sahneye çıkmadan önce mesela deriz ki ilk 5 parçayı belir, şunlar olsun. Ben o sahneye çıkınca her şey gider. Ben yine kendi bildiğimi okurum. Ama bu şeyle de alakalı. Yani, bir, oradaki duyguyla bu işi ilgili, çok yapmış yapalım. Olmakla. Tecrübe diye bir şey var bir kere. O tabii muhakkak. Bu işi çok yapmış olmak çok şey kazandırıyor. Evet. Çünkü bir pratiğim var. Mesela işte mesela Volkan Konak program yapıyor. Şiir okuyor o da. Evet, evet. Bir de o kadar çok doğaçlama yapıyor. Tamamen şiirlerin hepsini biliyorum ki Nazım Hikmet'i çok okumuş benim gibi belli. Evet. Ahmet Arif'i çok okumuş belli. Tabii. Ve bunların hepsini içine karıştırıyor. Ve kimse bir şey anlamıyor. Evet. Yani sözü alıyor, kendisini ekliyor ama içinden geldiğini karşıya yansıtıyor. Yansıtıyor. O yani, duyguyu kaybetmiyor ama değil mi? Aktarabiliyor. Ama çok önemli. Yani o anki o ruh halini yansıtmış olması bence çok önemli. O değer katıyor açıkçası. Şimdi bak Volkan Konak'ın güzel bir şarkısı var. Eskilerden bilen bilir. Yani herkes bilmez. Onu okuyacağım birazdan. Güzel ben bir şarkıdır. Çok, yani Maçka'yı çok severim ben mesela. Herkesin bildiği o. Biraz daha mı eski? Eski değil aslında yoksa. Ama çok... Gelir misin benimle diye bir şarkı. Tabii, tabii canım. Biliyorsundur değil mi? Biliyorum. Çok anlamlı değil tabii, mi? Tabii çok anlamlı. Güzel bir şarkı. Gelir misin benimle miyim? Aynı albümde miydi? Aynı albüm değil galiba. Gelir misin daha eski. Bence Maçka daha eski yani. Hadi Maçka, Efulim albümünde değil mi? İlk mi Maçka türküsü? Hemen İlk bakıyorum. Mi? O bir bayan sesiyle beraber yaptı. Evet, tabii. İlk galiba doğru diyorsun. Gelir misin bir sonraki olabilir. Ben radyocuyum. Pedalize için... albümü olabilir gelin. Evet, evet aynen. Hatta Kazım Koyuncu'nun mesela daha önceki Suaşi Berep albümü var. Tabii. Yani hani kimse Denizin bilmiyor. Çocukları, evet. Tabii kimse bilmiyor. Orada yine Arzu Görücü'yleydi galiba. Yanlış hatırlıyor evet, olabilirim. Aynı gruptalardı. Hangi şarkısı? Bir tane o genelde arkadaydı o zaman. Ön planda okumuyordu. Arzu Görücü ile söyledikleri Bulut, onu da hatırlayacağım. Yani çok güzel bir şarkı var. Ben çok severdim, onu da çalardım çok. Şimdi bilirsen ve bunu söylersen var ya ben şok olurum yani. Hangisi inandım. Ya o? Arzu Görücü ile beraber söylediğini. Arzu Görücü söylüyor aslında. O arka planda, diğer o albümde başka yerlerde var Kazım işte Koyuncu. Biliyorumdur diye düşünüyorum. Bulacağım onu. Yani bulacağım sen ben bir tane şarkı ona. Söylerken. Ben şimdi onu internetten araştırır bulurum. Söyleyeceksin ne çalacağız o zaman. Onu tabii. Okuyayım. Gelir misin benimle? Evet, onu söyleyeyim.
aşar mısın benim? Arpa boyu yolları aşar mısın benim? Türküler konduraya apal dudakları. Türküler konduraya apal dudakları. Çok güzel ya gerçekten. Şimdi o günlere gittim. Çok güzel bir albümdü ama ikisi de Volkan Konan'ın albümleri. Çokça dinledik o dönemde. Evet, güzel eserler. Güzel bir dönemdi bence ya. Evet. Buldum bu arada Sisler Bulvarı. Dinmeyen, grup dinmeyenden. Onu Kazım Koyuncu okumamış mıydı ama? Koyuncu Arzu Görücü okuyor. Yani Arzu Görücü okuyor. Ki Arzu Görücü'nün daha sonra kendi çıkarttığı albüm de vardı. Orada da yorumu gerçekten sesi de çok güzeldi. Hmm. Şöyle dinletebilirim hemen. Şuradan ayrı. Şimdi oradan öyle. Bunu duydum ama şu anda tabii okuyabilecek durumda değilim. Bu şarkı çok farklı. Çok da güzel okumuş. Arzu Görücü mü o söyleyen? Arzu Görücü. Tabii daha o zaman yaşı daha gençtir diye tahmin ediyorum yani. Tabii. Hiç yani 90'lar. Görmedik de. Bu arada tabii radyoculuğun verdiği pratiklikle burada sanki hemen radyodaymışız gibi buldum ve sizinle de paylaştım. Daha yani aklı o kadar çok var ki geliyor ve o duygularda bir şey yaşıyorsun. Yani o yaşadığın ortam hepsi seninle birlikte geliyor. Evet. Yani çok güzel türküleri şehrin birçok yerine yerleştirmişiz aslında. Yani yaşadığı şehirde insan o şarkıları, türküleri. Sende şey var ya gördüğüm kadarıyla, sözünü kestim bu arada. Yani böyle çok kendine ait bir dünyan var. Güzel bir dünya. Böyle ve de bir tarzın var, bir çizgin var senin var ya. Bu çok güzel bir şey. Herkeste, her insanda bu yoktur. Onu fark teşekkür ettim. Ederim. Uzun zaman önce de zaten fark etmiştim. Şimdi söyleyeyim ben bunu. Teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten müzik, dinlediğin şarkılar, müzik tarzın var, şiirin var. Bir gittiğim bir yol var. Böyle bir düşünüyorum yani. Ya bir yaşam hep birlikte yaşıyoruz yani. Bunun tabii bir, şey var, bir yanlışları doğruları vardır ama ondan keyif almak lazım ve evet, güzel şeyler zaten bir yerlerde bırakabilmek lazım. Ben mesela insan biriktirmek diye bir şey vardır. Ben hayatım boyunca buna çok değer verdim. Evet. Ve her şekilden, her düşünceden birçok insan, birçok arkadaşım vardır. Yani inandığım mesela şöyle insanlar vardır çevrenizde. Belki 10 sene hiç görüşmezsiniz. Ama zamanın bir yerinde, bir noktada bir paylaşımınız olmuştur. Evet. Belki de bir yıl içerisinde ya da 3 ay içerisinde bir paylaşımınız olmuştur. Bir arkadaşınızdır. Kimseyle paylaşmadıklarınızı ona güvenerek ya da onunla paylaşabiliyorsunuz. Evet. Çünkü o enerjiyi almışsınızdır. İşte böyle insanların çok olması da insana çok şey katıyor. Güçlü yapıyor bir kere. Evet. Yani tabii bunu adlandırmak mümkün. Bu herkes aslında bunu yapıyor bir nebze ama kişiye göre de değişiyor. Müzik dinliyorsun ama çok değil mi Fatih abi? Tabii yani şöyle, şimdi 3 tane çocuk da zor tabii. Yani 3 tane çocuk olunca küçük zor oluyor. Küçük değil mi? Çocuklarda en küçüğü küçük 3, 5, 12. Yani, haylazdırlar şimdi onlar. Tabii sen yani onlarla tabii zor oluyor. Tabii orada müzikle çok iç içeyim. Çocuk şarkıları falan hepsini biz şimdi kız söylüyor da aklıma gelmiyor. Onlar biliyorsan çal yani. Onu da mı? Tabii onları biliyoruz. Ben mesela evlendiğimde düğünümde oynamamış adamım ama çocuklarla, çocuk şarkılarıyla dans etmeye çalışıyoruz yani. Sen tabii çocuğu olunca birçok şeyi yapıyorsun. Oyuncakları toparlıyorsun, oyun oynuyorsun onlarla yalandan. Değil mi? Sen bilir misin şeyi, poniyi, minişleri falan? Yani bilir misin? Onları bilmezsin, bilmiyorum ben. Bilmezsin. Sen öğrenirsin inşallah. Öğrenir bilenler şey bilir. Yani bilenler bilir. Tabii bunları da katıyorsunuz hayatınızın içine. Şarkılar, türküler. Bazen kenara çekilebiliyor ama oradakiler hepsi şiir değil mi Fatih abi? Hepsi şiir. Benim bir de ben çok hani kendi şiirlerim de var içerisinde. Yazdığım kendi şiirimdir. Dinleyelim. Okudum zaten biraz önce. Mı? Tabii biraz okudum. Önce. O kadar profesyonel ki yani şeylerden çok farkı yok, nazımlardan farkı yok canım sen. Ben şimdi şöyle yani iyi o zaman hiç onu anlayamadık. Ben de bilirim hani. Şimdi şöyle nazım Nazım Hikmet Neruda'nın söylediğini söyleyeyim. Neruda biliyorsunuz dünyanın kabul ettiği en yani iyi şairlerden
kalemi de iyi olan şairlerden biridir. Neruda'nın sözü. Ben Nazım'ı tanımasaydım kendime şair demezdim diyor. Evet. Yani Nazım Hikmet gerçekten dünyada birçok yerde kendi şiirini hem de o kadar çeşitlendirmiş bir şair. Ama bunun yanında birçok Türk, bu ülkenin çıkarttığı çok iyi şairler var. O ruh bir de iç dünyalarını dışa yansıtmışlar. Ama benim çok önemsediğim bir şey var. Bu ülkenin tek Kurtuluş Savaşı destanını yazan Nazım Hikmet'tir. Evet. Bu çelişki de bize yeter. Nazım Hikmet vatan haini olarak bu ülkede yargılanmış ve nitelendirilmiş bir adamdır. Yani 30 bunu, yılın üstünde hapis yatmış ya değil mi? Nasıl? 30 yok 12,5 yıldan... yıl hapis yattı. Gözaltıları 12. falan 12,5 yıl öyle mi? Hapis yattı. Yani ama yaşantısı, ben hayatını, şiirlerini hep okurdum ben, severdim. Şiir de severdim ama hayatını okuyunca buğulu bir camı siler gibi netleşti aslında birçok söylemleri. Hmm. Ve birçok farklı şiirleri var. Ya düşünsenize şu an hala vatan şiirleri okuyoruz. En güzel vatan şiirleri Nazım Hikmet'in. Yine diğer şairlerinde var. Çok dün okuyoruz zaten sürekli evet, ama evet, evet. Çok güzel vatan şiirleri var. Onun yanında bizimkisi, yine Nazım Hikmet'in şiiriyle cevap vermek istiyorum. Hatta onu okumak da isterim ben. Yine Kuvayi Milliye'de bir noktada diyor ki, ben içeri düştüğümden beri dünyanın etrafında diyor, işte 10 kere döndü dünya, ay. İşte ben içeri düştüğümden beri bir kalem vardı, tükeniverdi ya da bir haftada tükeniverdi. Şimdi şiiri ezberden sallıyorum. Sonuçta geldiği nokta şu, kendi ömrünün 12,5 yıl hapiste yattığını orada yani kendine yazık olduğunu anlatıyor şiir boyunca evet. Ve örneklendirerek anlatıyor. Ve diyor, ben içeri düştüğümde o Kurtuluş Savaşı'na adlen, onlar diyor, onlarınkisi diyor, bir hayat, hayatlarını verdiler bu ülke için. Ben diyor 3-5 sene yatmışım, ne ki demek istiyor. O şiiri de bulursam okumak isterim. Çünkü bu şiiri çok okuyan Genco Erkal okumuş, çok iyi okumuş. Ondan sonra yine okuyanlar var ama yanında bizim okumamız hikaye hakikaten ama onun dediği gibi, yani Nazım Hikmet'in yanında benim şiir ya da Ahmet Arif'in, Necip Fazıl'ın, Cahit Gülebi'nin, bizimkisi kendi duygularımızı işte mümkün olduğu kadar yansıtabilmek. İsterseniz şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Kısa bir reklam arasının ardından Mavi Liman kaldığı yerden devam edecek. Bekle beni, bekle beni yarım, döneceğim. Bekle beni, bekle beni yarım, döneceğim. Bir ömür boyu seni seveceğim. Bir ömür boyu seni seveceğim. Dalga dalga Karadeniz vurur kıyılarım. Bir deniz feneri gibi yorgun sevdalarım. Dalga dalga Karadeniz vurur kıyılarım. Bir deniz feneri gibi yorgun sevdalarım. Sorma beni, sorma beni şimdi, ben viraneyim. Sorma beni, sorma beni şimdi, ben viraneyim. Sen onun aşkından deli divaneyim. Sen onun yüzünden yollarımı, ben bu yoldan geçemem. Bir yaralı
Gamca göllere hemen hep kesmişler yollarını. Ben bu yoldan geçemem. Dalga dalga Karadeniz vurur kıyılarıma. Bir deniz feneri gibi yorgun sevdalarıma. Bir yaralı sevdalı Gamca göllerde hemen hep kesmişler yollarımı. Ben bu yoldan geçemem. Bir yaralı sevdalı Gonca göller deremem. Hep kesmişler yollarımı. Ben bu yoldan geçemem. Evet, sevgili izleyenler, ikinci bölüme çok güzel bir şarkıyla başladık. Şimdi bu şarkıyla ilgili biraz bilgi almam gerekecek. Yani bu radyoculuğum zamanında çaldığım bir şarkı değil. Evet, bestesi bana ait, sözümüzü bana ait bir şarkı. Onu söyleyeyim dedim, kötü mü çok yaptım? Çok güzel bilmiyorum. Yaptın, çok da güzel bir şarkı. Teşekkür ediyorum, yani sağ olun. Muhtemelen bir hikayesi vardır diye düşünüyorum. Tabii yani şarkılar, sözler, söz yazmak, bir eser ortaya çıkarmak biraz birikimle, yaşanmışlıkla ilgili. Hani bu şarkının böyle belli bir öznel bir böyle bir sebebi yok. Ama bir birikmişlik tabii, dolmuşluk diyelim, duygusal yoğunluk diyelim. Onun sonucunda çıkan bir şarkı. Şarkılar zaten böyle bunu yaşamadan, hissetmeden yazmak ya da çıkarmak ortaya. Bir de şey vardır, yani herkesin zor. Bir şiiri vardır. Şarkıların tabii. Da sahipleri var mı? Tabii. Bu şarkının sahibi mi? Yani. Bu şarkının yani o kadar özel girmesi. Yok, var ya da yok demeniz yeterli. Bir umut var bu şarkıda aslında. Öyle mi? Bekle beni. Yani ama gidememek de var. Yani hep kesmişler yollarımı. Ben bu yoldan geçemem. Çok dikkatli dinledim sözleri. Evet. Onun için soruyorum. Gibi. Hem umut var, beni bekle, geleceğim. Bir ömür boyu birlikte olacağız, seni seveceğim diyor. Ama bir taraftan da gidememek var. Yare ulaşamamak var. Koşullar. Artık dinleyenler ne çıkar? Ya yardımcı olalım. Bunda yani mutlaka aşılır. Fatih Bey lütfen. Şiir okumayla olmuyor bu işler. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Bu bir yol bulmamız lazım bununla alakalı. Ama biraz önce bahsetmiştik. İşte yaşanmışlığın verdiği o birikimler aslında sanatın ta kendisi. Tabii, tabii. Yani kesinlikle. Bunu üretmekten geçiyor. Yani Nazım Hikmet'ten bahsederken de hani o yaşanmışlıkları, Nazım'ın bütün o hayat serüveni diyelim. Tamam mı? Yani onlardan çıkan eserler onlar. Hepsi o hayatının... Neden ona? Süzersin ya böyle ortaya çıkar. Evet. Süzülmüş hali o sözcükler, cümleler değil mi? Nazım'ın aynen hayatının öyle. Süzülmüş hali. Yani gerçekten öyle. Bir de yine bir şey var, söz var. İnsan iki türlü doğurur. Hı. Sancılanır doğurur, bir de duygulanır doğurur. Evet, evet. Yani çok bu, sevdiğim bir terimdir bu aslında. Evet, çok güzel. Çünkü işte sanat üretirsiniz. Ya da bir mimarsanız ya yaptığınız işle o duyguyu yansıtarak yine bir şey üretmiş olursunuz. Ama o duygu çok önemli. Ben yine bu programda çokça dile getiriyorum. Gerçi siyasi programlarda da çok dile getiriyorum. Çünkü çok ne kadar bahsettim ya, işte ne kadar bu algı yaratırsak belki bir işe yarar. Ben belediye başkanlarının ve siyasetçilerin de sanatsal bir tarafların olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o zaman dünyaya evet. Bakış açıları, evet. Hayata bakış açıları, şehre bakış açıları farklı belediye olur. Belediye başkanlarının kesinlikle olması lazım. Kesinlikle. O ya da o ekibin içinde mutlaka olması gerekir. Çok işe yarıyor bu bence diye düşünüyorum. Kesinlikle. Lafı çok uzatmayalım. Yine evet. Şarkıda iş kessin bize. Devam edelim şarkılarla o zaman yine. Var mı aklındaki bir şey? Sürpriz mi? Şimdi şöyle yapalım. 90'lı yıllardan bir şarkı var. Güzel bir şarkı. Onu söyleyeyim ben. Yine hüzünlü bir şarkı. Hüznü seviyoruz. Bir adı var mı? Hüzünler kaldı bende. Bir nem kaldı gözlerimde. Bir burukluk kaldı bende. Acı bir hıçkırık beni kahreden. Bir de sendin giden, bir de sendin bırakıp giden. Yüzüm
sendin bırakıp giden, bir ben sendin bırakıp giden. Hüzünler kaldı bende, hasretin kaldı bende, sızlayan yüreğimde sen kaldın bende. Hüzünler kaldı bende, hasretin kaldı bende, sızlayan yüreğimde sen kaldın bende. Bilsem ne çok şeyin sen, yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok, sevgiler çok insansız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle, sustum diye ardında kaybolur gibiydi yüreğim, öyle derin ve öyle kederli. Çok kara kışlar gördüm ben, yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm ben, yine yenilmedim. Çok kara kışlar gördüm ben, yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm ben, yine yenilmedim. Sevgileri yarınlara bıraktınız, çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden. Siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçici aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki. Dalgalanın sularda bir yanım mavi olsun, dalgalanın sularda. Dostum, dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Dostum, dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker bir, bir yanımız bahçe. Öyle bir yerdeyim ki, ne karanfil ne kurbağa. Öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki, anam gider
dönülmüşmüş sokağa. Anam gider Allah Allah, dönülmüşmüş sokağa. Dostum dostum güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan dence. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Dostum dostum güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim, uğruna ölümlere gidip geldiğim zulamdaki mahzun resim, haberin var mı? Görüşmeciğim yeşil soğan göndermiş, karanfil kokuyor sigaram, dağlarına bahar gelmiş memleketime. Sordum seni yıldızlara, ay ışığına, dediler tam bin yıldır görmedik onu. Sordum kadim kitaplara, tozlu raflara, dediler o bizden önce buralardaydı. Mağrur bir uçurum oldu kalbim, sen gittin gidili buralarda. Ay acımış, tükendim dön gene zor. Mağrur bir uçurum oldu kalbim, sen gittin gideli buralarda. Ayrılık ne yaman bir acı. Tükendim dön gel Ezo, o Ezo yalnızlık ezin Ezo, o Ezo görmüyor gözüm Ezo, o Ezo tutmuyor dizin Ezo, tükendim dön. Kendimden gele son. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharda bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler. Birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim. Zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Yalnızlıklarım da elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürperdir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Ne kadınlar sevdim. Zaten yoktular.
böyle bir sevmek görülmemiştir. Görmesem daha iyiydi seni orada o gece. Aradan yıllar geçti, silinmedin hafızamdan. Her gece gibi bir geceydi seni görene kadar. Birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar. Hatıralar unutulmaz. Duygularıma esir oluyor seni görünce. İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince. Ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdi. Bir kere daha yandım ama canım gördüğüne değdi. Duygularıma esir oluyorum seni görünce. İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince. Ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdi. Bir kere daha yandım. Kimin bu şarkı? Grup Gündoğarken, İlhan Şeşen. Çok evet, güzel bir şarkıdır. Evet, çok eskilerden. Güzel. Evet. Ya yine güzel gitti. Yani tabii ben sen çaldıkça hemen araya bir tane şiir sıkıştırmak istiyorum aslında ama. Aslında hiç konuşmamasa bir saati böyle geçirebiliriz. Vallahi yani daha sabaha kadar okurum ben. Değil mi? O sabaha kadar okurum. Müzikle bir beraber. Şöyle aslında ezberimde, çoğu şiir de ezberimde var ama hani hatırlamam diye bakıyorum buradan, unuturum falan diye. Onun için bakıyorum, yoksa ezberden okusam doğaçlarım, Volkan Konak gibi yaparım. Değil ondan mi? Ona eklerim, çıkartırım. Öyle bir şeyler. Enerji var ya sende. Var. Fatih abi valla. Yani enerji güzel. Doğaçlasam da öyle olur ama kesinlikle. Tabii yine de şiirin hani biraz da hakkını verelim açıkçası istiyorum. Evet. Tabii karşıda bizi izleyen ekranın, yani bize konuk olmuş, bizim de onlara konuk olduğumuz işte evlerinde oturan da sıkmak da istemiyorum açıkçası çok. Ya, şiirle. Tabii. Aynen. Hani ben şiiri seven biriyim ama üç şiir üst üste birisi bana okusa ben de sıkılırım yani açıkçası. Yani onun bir öyküsü, bir şey olması gerekiyor. Araya türküleri koymak her zaman daha güzel olur diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle olur. Şimdi Ata Hoca'yla da burada mesajlaştık. Evet. O da programa başladı. Evet. Tabii ben şok. Çünkü daha önce programlarda konuşmak istemeyen, bundan çekinen Ata Hoca'mız şimdi program yapıyor. Evet. Ve ilk bölümünde izledim, müthiş. Ben de varım Ata Bey'le beraber, biliyorum, Ata Hoca'yla beraber. Biliyorum. Eşlik için sağ olsun beni çağırdı. Eşlik eder misin dedim, Ata Hocam sana eşlik etmemek. Ya ben hayırlı olsun demek istiyorum değil. Yani Ata Hoca'da. Gittik, eşlik ettim. Beni de konuk da aldı aynı zamanda. Evet. Ona konuk da oldum. Şimdi yayınlanıyor galiba, bilmiyorum, yayınlanacak. Yayınlanacak şey, bir kere çok memnun oldum ben. Yani hem bu tür programların olması, çok olması da bence çok önemli. Buradan ben ona da gerçekten hayırlı olsun demek istiyorum. Evet, evet. Güzel olacak. Yani güzel. Bizim çünkü yıllardır ben bu programı yaparken de ne zaman çağırsam her zaman geldi. Hatta seninle bile tanışmamıza vesile olan Ata Hoca'ydı. Evet, Ata Hoca'yla evet. Birlikte gelmiştim. Evet, evet. Ben zevkle izliyorum buradan hocam. Evet. Yakından takip ediyorum, hiç merak etme. tabii edeceğiz de. Çok iyi ya. Şimdi biz yine bir şeyler çalalım mı? Tabii ki, tabii ki çalalım. Hadi bakalım. Ne mesela, şimdi ne geliyor? Türkü, türküden gidelim biraz. Türkiye geçiş yapalım şu anda. Şimdi ben o kadar beklentim çok ki senden. Öyle mi? Genelde hep sevdiğim şarkıları çaldın. Evet. Hani hiç konuşmadık. Bana hiç Türk ismi de vermedin. Bak şunu çalacağım falan demedin. Evet. Onun için hani sürpriz bekliyorum böyle. Sürpriz şimdi geliyor. Hangi duyguyla beni etkileyecek şimdi? Şu anda çok bencilim bu program. Yani sadece kendim için. Hani... sevdiğim şarkılar olsun gibi bir istek içerisindeyim. Evet. Ama benim okuduğum şarkılar genelde senin sevdiğin şarkılar evet, oluyor evet. Diye düşünüyorum. Değil mi? Genelde. Hoşuna gidiyor. Benim şöyle... Beni de mutlu ediyor. Benim kendi bir... Nasıl şöyle söyleyeyim. Arabada ben radyo çok fazla dinlemiyorum. Evet. Kendi şarkılarım var. Bir flaşta yüklü. 200 şarkı falandır. Bunu sınıflandırmışımdır ama karışıktır. Hmm. Çaldıkların çoğu CD'nin içinde var.
Evet, evet. Yani evet. Bir senin besten yoktu işte, onun için dedim. Diğerlerinin çoğu var. Benim o bestemi de bu arada izleyicilere de hatırlatalım. Biraz reklam yapabilir miyim biraz? Ücretini verdikten sonra her zaman olur. YouTube kanalından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Az önce söylediğim Bekle Beni isimli şarkıyı. Ordulu güzel bir hanım kızımızla beraber düet yaptım onu ben. Onunla beraber düet oldu o. Ona klip çekeceğiz. Güzel kaydını yaptım. Benim evimde stüdyom var. Kaydını evet, yaptık. Kemençesi falan, kemençeli yaptık onu biz. Evet. Kemençesi falan İrfan var. İrfan Seyhanoğlu var. Şeyde çok TRT'de kendisi kemençe icracısı. Çok güzel. O eşlik etti, çaldı sağ olsun. Onun dışında klibini de çekeceğiz, yayınlayacağız. Bekle Beni isimli şarkı. Kendi YouTube kanalımda yayınlamayı düşünüyorum. Onu da söyleyeyim böyle. Ben de İnsanlar... patronla görüşeceğim. Televizyonda yayınlamak için elimizden çok iyi olur. Yayınlarız. Bir torpil geçeriz sana ya. Yani torpil geçin abi. Kanal 52 geçeriz, olarak. Geçeriz. Tamam. Hiç merak etme. Şimdi ne dinleyeceğim, ben bekliyorum. Şimdi Ailetme Beni. Çok güzel. Yani şöyle herkes çok sevecek evet, herhalde. Herkesin sevdiği, bildiği şeyleri okuyalım ki böyle insanlar da programı izlerken zevk alsın diye düşünüyorum. Aynen. Biraz. Ben de şiirini ayarlayayım. Şiirini ayarla, hemen ondan sonra da bir şeyler bağlarım. Tamam. Şu an bak hiçbir şey aklımda değil. O anda geliyor, tamam. O anda bağlıyorum. Şiire göre o zaman. Tabii ki, aynen öyle oluyor. Tamam. Hadi bakalım. Şu karşıki dağda lamba Işıklar sönmüştü senin aydınlığında, beni alevler sarmıştı gözlerinden. Önce kirpiklerim başladı tutuşmaya, gözyaşlarımı söndürmeye çalışırken,
Çare yok. Yanmıştım artık. Kapının önünden bir kez daha geçerken ben. Seni saklamaya çalışırken ben. Yazdıklarıma yetmedin sen. Çizdiklerim seni bağırırken ismini koymamıştım daha ben. Fakat ezberlemişti herkes ben unutmaya çalışırken. Sana adım adım yaklaştığımı düşünürken kaybolmuşum meğer kendi hayalimden. Yarım kalmışım her yaşanılan günden. Her defasında toplamaya niyetlensem de ben bir nehir gibi akıp geçiyorsun içimden. Nerede kendini bilmez çocuklar? Bir sabah öylece çekip gittiler. Çınladı alkışlar kör sokaklarda. Yankısı kime kaldı? Nerede kendini bilmez çocuklar? Bir sabah öylece çekip gittiler. Çınladı alkışlar kör sokaklarda. Yankısı kime kaldı? Deniz koydum adını. Kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdum birbirine. Denizine etmeden benimle birlikte. Yıldızlarla bezenmiş güzel bir gece. Halkuluade bir serinlik içinde. Yine geçtim kapının önünden. 21 Eylül gecesiyle birlikte. Sessizliğimin ta içinden geçer gibi. Renkler arasında senin rengini seçer gibi. Yüzüme vuran her nefesin gibi. Hatta baş parmağımla işaret parmağımın arasını her ısırışında bana verdiğin en güzel acı gibi. Evet, yine geçtim kapının önünden sana rağmen. Baştan ayağa ben gibi, adam gibi. Sana ilk sarıldığım yerdeki korkak, ürkek yürek gibi. Hatta en çok inandığım değer gibi. Bütün varlığımla sever gibi. Yine geçtim kapının önünden. Ve yine de geçeceğim.
senin olmadığın yerde hayat yaşamaya değer gibi. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Gerdin te kalbimde kırılmadı, gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı, ışığımız sönmeden gidiyorum. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde, yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izim kalmadan gidiyorum. Okuyayım mı? Yine mi okuyayım? Yeter lan. Değil mi? Ya ben okurum yani. Şimdi radyoda program yapar gibi hissediyorum kendimi. Yani sadece şarkıları ben seçmiyorum. Evet. Ama o şarkılara göre şiirleri bulmaya çalışıyorum. Çok keyifli geçiyor. Kendi adıma söylüyorum. Tabii ekran başında bizi izleyenler inşallah aynı keyif alıyorlardır diye düşünüyorum. Yani yavaş yavaş da sonlara geldik. Herhalde bir 5-10 dakikamız falan var. Yani zaman nasıl geçti onu hiç anlamadım açıkçası. Evet. Bence benim için keyifliydi. Güzeldi. Yani, benim için de çok keyifliydi Fatih abi. Güzel program oldu diye düşünüyorum. Umarım insanlar da beğenirler, keyif alırlar. Ama ya da boş ver ya, biz keyif aldık. Ya yine öyle demeyelim yani. Demeyelim. Bunları paylaşıyoruz çünkü onlarla. Evet. Herkesle. Yani bu evrende sesimizin ulaştığı herkes için geçerli bu. İlla ekranın evet. başında izleyenlerle ilgili değil. O enerji var yani. Yani o enerjiyi yansıtabiliyorsak işte en uzak noktadaki o yıldıza değil ne mi? Mutlu bize. Onun için benim için keyifliydi diyorum. Tabii bu şarkılar iyi ki yapılmış şarkılar. Bu şiirler iyi ki yazılmış şiirler. Yani yaşanılmış şarkıları beslemiş, yaşanılmışlıklar yine şiirleri beslemiş. Ki onun için öyle yaşamalıyız aslında. Evet. Yani adam gibi her şeyimizi. Şimdi felsefe yapmaya başlayacağım yine. ama gerçekten öyle olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bizim ülkenin şöyle bir sorunu var. Mış gibi. Birçok şeyimiz mış gibi. Yol yapıyoruz mış gibi. Yani evet. yaptığımız birçok şey mış gibi. Yani gerçekten bunu her şeyi düşünerek yapmamız gerekiyor. Evet. Sonra hani askerde olur ya bir şey yapılır, yıkılır, yapılır, yıkılır. Genelde öyle işte asker boş durmasın diye bir şeyler sürekli yaptırılmak istenir. Böyle bir mantık vardır. Ama bu bizim ülkenin her yerine yayılmış sanki. Yani hani boş durursunlar diye değil de bir şey hep öylesine yapıyoruz. İşte sorunu çözmüyoruz. Mesela İşte futbolda hep öylesine. Nerelere geldik? Hep öylesine yaptığımız için. Yani sistemde hiçbir şey yapmıyoruz. Ufak bir şeyde tepki gösteriyoruz. Yani bunu gerçekten prensipli bir şekilde yapabilmek gerekiyor. Sadece o anlamda demiyorum her şeyi. Mış gibi yapmamak gerekiyor. Ya, seviyormuş gibi tabii, tabii. yapmamak gerekiyor. Altını doldurmak, daha kalıcı yapmak değil mi? Kaliteli, kalıcı, işte bu sanatçı eser üretirken de böyle ama bir belediye başkanı da bir iş yapıyorken şehriyle ilgili değil mi? Kalıcı eserler koyabilmeli ortaya. O caddelerle ilgili, sokaklarla ilgili güzel düzenlemelerle. Bizde şimdi yani biraz siyasete girmiş oluyoruz ama her dönem başkan değişince hani başka bir icraat oluyor. Öbürünün yaptığını kazıyor, tekrar yapıyor. Sürekli her tarafta bir inşaat hali oluyor ya. Hani Türkiye'deki belediyelerde genelde görünen bu. Keşke böyle olmasa diyoruz değil mi? Yani ama böyle oluyor. Bu da az önce geldiğimiz şey hani hep mişmuş yani. Şimdi ben çok siyasi program yaptığım için şimdi bu oradan gidersek daha hiç çok gider. Gitmeyelim. Çok gider. Oradan biz daha gitmeyelim. Felsefi anlamda bunları aslında ele alıyoruz. Aslında bir vatandaş olarak bizim gözlemlerimiz bunlar. Ya bu sadece o iş için demiyorum. Bu bizim belki hayatımızın birçok alanında var. Yanmış gibiler. Yani bunun tümü için söylüyorum bunu. Evet. Yani anladım. Hakikaten anladım. O samimiyet içine koymak gerekir bence. Ya ne yaparsak yapalım samimi olmamız gerekir.
Yalandan gülmemek gerekir mesela. Evet. Ya biz bunları yapıyoruz ama günlük hayatımıza çok işlemiş şeyler. Doğal olmak gerekir. Bunu yansıtabilmek gerekir. Biz de öyle insanlarız aslında. Ama genlerimizle mi oynuyorlar artık? Yani ne yapıyorlar bize? Başka bir şey mi oluyor bilmiyorum. Bazen hani o tevazuyu kaybediyor insanlar. O içindeki o sevgiyi kaybediyor. Hı hı. Bence onun için biraz daha bu işlere severek bakmak lazım. Evet. Ben her programda söylüyorum. İnsanın içindeki çocuğun sesi vardır. O insanın içindeki o çocuğun sesiyle, duygularıyla hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani o zaman her şey çabucak düzelir. Şimdi bir şiir yapalım. Evet. Bunu okuyalım. Cahit Sıtkı Tarancı'dan. Memleket İsterim'i okuyalım. Olmazsa. Evet, evet. Benim bahsettiğimse dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne adı şiirdi. Bu şiiri okuyalım, sonrasında veda edeceğiz. Buyurun. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil. Tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda, bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yanar için, bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay. Ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir programdı. Yani yordum seni, bayağı şarkı söylettim sana. Yani daha devam ederdik. Güzeldi, zevkliydi. Nasıl geçti zaman bilmiyorum. Çok çabuk geçti zaman. Gayet iyiydi bence. Ben normalde böyle tek gitarla mesela şarkı söylemeye de alışkın değilim çok. Ama bu programda güzeldi. Çok akıcı olduğu için ben de keyif aldım gerçekten. Çok güzel oldu. Şimdi sevgili yönetmenimiz sevgili Volkan'dan bir şarkılık daha zaman vermişler bize, sağ öyle olsunlar. Mi? O zaman ben yine yoracağım seni. Bir şarkı. Ben vedamı yapayım, şarkıyla bitiş yapalım biz. Olabilir. O zaman ben ne yapayım? Kendi bestemi yapayım mı son final? Olur öyle tabii. Bir şey olsun. Zevkle dinleyeceğiz. Tamamdır. Adını öğrenelim, bestenin ne olduğunu öğrenelim. Benzer yarim. Benzer yarim. Dinleyelim. Evet sevgili izleyenler, yine bir Mavi Liman programının sonuna geldik. Yine duygularımızı mümkün olduğu kadar sizinle paylaşmaya çalıştık. Hem de tamamen olduğu gibi, nasılsa o şekilde paylaşmaya çalıştık. Herhangi bir işte yanlış yaptıysak bizi maruz görün. Biz yani hata da yapabiliriz yeri geldiğinde ama bunu samimi olarak yapmak bence çok önemli. Bir daha Mavi Liman'da yine birlikte olacağız. Yine şarkılar, türküler, şiirler, o duygular bize eşlik edecek. Siz de olursanız çok seviniriz. Şimdi Bülent Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum ve bu şarkıyla hepinize iyi akşamlar diliyorum. Benzer yarım Karadeniz'e, biraz hırçın biraz durgun vurur sahile. Benzer yarım güneşe, aya, sabahın en ıssızında gurbete yolla. Düştüm yine yollarına, karlı dağlarına.
gurbete yola. Sevdalı yürek sevdalı, garip yollum hep yaralı. Yılmaz oldu kader bana, bu bahtım hep karalı. Sevdalı yürek sevdalı, garip yollum hep yaralı. Yılmaz oldu kader bana, bu bahtım hep karalı. Bu bahtım hep karalı. Benzer yarım yüksek dağlara, biraz hoyrat, biraz yalnız, çok uzaklara. Benzer yarım soğuk sulara, yaylalarda filiz vermiş çam. Karalı.